Learning'den herkese merhabalar. Ben Serkan Gültepeoğlu, Samuray Başlangıç Rehberi ile karşınızdayım. Çift katanalı, Age of War'lu, Blood Flame'li başlangıç rehberimize geçmeden önce sizlerden ricam abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Birinci adım. Başlangıç olarak Samuray klasını seçip hediye olarak da Golden Seed alıyoruz. İkinci adım. Tutorial bölümünü es geçip Graveyard Grace'ini aktifleştirerek The First Step Grace'ine ilerliyoruz ve Elden Ring'in açık dünyasına ulaşıyoruz. Üçüncü adım. Tree Sentinel'den uzak durup önce Elia Kilisesi'ne ardından Gatefront Grace'ine ilerleyerek sadık yoldaşımız Torrent'i Melina'dan alıyoruz. İlerledikçe beliren totem simgelerine ulaşıp harita parçalarını toplayarak gideceğimiz yerleri daha rahat görebilirsiniz. Dördüncü adım. Gatefront Grace'den Stormhill'e doğru ilerleyerek ilk Stone Sword anahtarını alıyoruz. Yolda karşınıza çıkan Golden Seed'leri toplamayı unutmayın. Beşinci adım. Haritada işaretli olan Dead Touch Katakomb'a ulaşarak buildimiz için gerekli olan ikinci katanımızı alın. Altıncı adım. Gece olunca ya da Site of Grace'lerden zamanda atlayarak oyunu geceye çevirirseniz Ellie Kilisesi'nin duvarlarında sizi Renna bekliyor olacak. Kendisinden Split Column Bell ve ilk eşesimiz olan Lone Wolf'u alarak düşmanlarla savaşlarda rahat edebilirsiniz. Yedinci adım. Birçok noktaya ulaşmamızı sağlayacak olan 3. Marika Kilisesi'ne giderek Flask of Wonders ve flasklarımızın gücünü artırmak için kullanacağınız tier'ı alabilirsiniz.
8. adım. Haritada işaretli olan bölgeye giderek bulacağınız Green Spill ve Crimson Crystal tier'ları Site of Grace'lerde kullanarak ilk karışımınızı kullanmak üzere hazır edebilirsiniz. Dokuzuncu adım. Artık biraz aksiyona girme vakti geldi. Haritada işaretli olan kaleye ulaşarak bir üst kattaki şövalyeyi öldürün ve bu ildiğimizde kullanmak için ilk Ash of War'u alın. Onuncu adım. Şimdi ise Bloodflame büyüğümüzü almak için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sırasıyla Stormhill'dan başlayarak ilk büyük dungeon'ımızı es geçip Lake Facing Cliffs ve Lunia Lake Shore Grace'lerini takip edip Academy Gate Town'a ulaşıyoruz. Buradan sol tarafa yönelerek haritada işaretli olan adaya ulaşıp Bloodflame'i alıyoruz. Birinci adım. Angel Lake South Grace'ine ulaşarak haritada işaretli olan köprüye doğru ilerliyoruz ve ikinci Stone Sword anahtarımızı alıyoruz.
ikinci adım. Şimdi işin dikkat isteyen biraz tehlikeli kısmına geldik. İlk açtığımız Site of Grace olan Graveyard'a dönüp Stone Sword anahtarını kullanıyoruz. Zehir havuzundan yuvarlanmadan ilerleyip savaş arabasının arkasından 1. koridor 2. sığınma noktasına ilerliyoruz. Buradan 3. sığınma noktasına gelerek düşmanı aşağı atıp arabanın yukarı çıkmasını bekliyoruz ve 2. koridora iniyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü koridoru koşarak geçip öldürmemiz gereken şövalyemize ulaşıyoruz. Düşmanımız oyun başı için güçlü olabilir ama isterseniz zıplayıp R2 tuşuna basarak ağır saldırılar yapabilir ya da kendisini dışarı çekerek savaş arabasının altında kalmasını sağlayabilirsiniz. Ve böylece Blood Flame'i kullanmamız için gerekli olan Dragon Communion Seal'ı elde ediyoruz. Yine aynı Grace'e ilerleyerek 2. koridordan aşağı düşüp alev kulelerine ve düşmanlara dikkat ederek ilerleyin. Dark Souls oyunlarından tanıdığımız Ring of Power'un Elden Ring hali olan Earthry Power tılsımını alın ve diğer manyaklarla hiç uğraşmadan kaçın. Site of Grace'lerde Melina ile ikinci kez konuşarak merkez üstümüz olan Roundtable Hold'u aktif edin ve şimdilik ayrılın. Şimdi sıra Rune Farm'ına geldi. Önce The First Step Grace'ine gidin ve haritada işaretli olan sahilden kazandığımız rune oranını arttıran eşyayı alın. Daha sonra 3. Marika Kilisesi'ne giderek yandaki portaldan Dragon Barrel'a ulaşın. Arkanızdaki kapıdan Site of Grace'i aktif ettikten sonra sizlere göstereceğim Grace'leri ve yolu takip ederek hiçbir düşmanla uğraşmadan Ancient Dragon'a doğru yola çıkın.
16. adım. Altın tavuk ayağını üzerinize alın ama ilk başta kullanmayın. Katanamızın kanama hasarından fayda sağlayarak ejderhamızın kuyruğuna vurmaya başlayın. Burada kritik nokta, ejderhamızı öldürmeye yakın altın tavuk ayağını kullanıyoruz ki etkisi hemen geçmesin. Son olarak Ancient Dragon'ı öldürdüğümüz yerden haritada işaretli olan Grace'e doğru ilerliyoruz ve daha önce edindiğimiz Ash of War'u diğer katanamıza infuse etmek için kopyalamamızı sağlayacak olan Lost Ashes of War'u satıcımızdan alıp merkez üstümüze geri dönelim. Şimdi karakterimizi düzenleme zamanı. İlk olarak demircimize giderek e-shopper'umuzu ikinci katanımız için kopyalıyoruz ve silahlarımıza infuse ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Bloodflame düğüsünü kullanabilmemiz için standart seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Kalan ürünlerimizi kullanarak Fate'i 12, Arcane'i 10, Dexterity'i 30, Vigor ve Endurance'ı 15'e yükselterek Bloodflame'i boş slotumuza alıp Dragon Seal'ı sol elimize takıyoruz. Hadi bakalım, şimdi test zamanı. We'll be right back.
Başlangıçta sadece 1 saatinizi ayırıp bu etkili ve kolay başlangıç rehberini uygulayarak karşınıza çıkan bütün botları eritebilirsiniz. Ayrıca dünyada bulacağınız smithy stone'larla silahlarınızı güçlendirebilir, ekstra eşyalarla karakterinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel günler ve hoş geceler diliyorum. Hoşçakalın.